Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Desafortunadamente, todavía no hablo turco. Y bueno, me ayuda, amigo, para poderlo ayudar. Pronto a lo mejor pueda decir algo en turco, ¿no? Ama bir gün umuyorum yakında Türkçe'de seslenebileceğim size. No obstante, cuando estamos entre amigos, el idioma no es obstáculo. Ama bu zamana kadar henüz arkadaşlarımız arasında birkaç bir sözcükle sınırlı kaldı bu dildeki iletişimimiz. Y bueno, quisiera agradecer en primer lugar al alcalde Sema por su presencia y por sus palabras. Öncelikle Belediye Başkanı Sema Hanım'a hem sözleri için hem de bu oturma başkanlığı ettiği için teşekkür ediyorum. Querido diputado Osgur, también por sus palabras notables, no solamente hacia el Che Guevara, sino su respeto hacia Cuba. Y al amigo Tunyay por esas clases de historia que siempre debemos tener presente. Muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes que hoy sábado están acá con nosotros. Y nos muestran su solidaridad. Aynı zamanda sizlere bir kez daha bizimle birlikte olduğunuz için ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Hablar del Che Guevara acá en Turquía es realmente algo difícil. Türkiye'de Che Guevara'dan bahsetmek gerçekten güç bir iş. Creo que alguien que hizo un comentario mal sobre el Che lo conoce bien. Şey hakkında kötü bir yorumda bulunan o kişi de bunu gayet iyi biliyordu. Aquí se ha hablado de este desafortunado comentario de un parlamentario del jefe del parlamento turco. Meclis başkanı şey hakkında bu talihsiz yorumu yaptığında da dediğim gibi bunu çok iyi biliyordu. Pero si creo antes de empezar y decir cualquier cosa debemos decir de que esta persona se disculpó personalmente. Las reacciones del pueblo turco fueron muy notables. Ama bir yandan böyle bir talihsiz yorumun gelmesi ne kadar kötüyse, Türkiye halkının buna karşı gösterdiği tepki de o denli önemliydi. Y realmente estuvimos muy impresionados de la cantidad de llamadas y muestras de solidaridad que recibimos. Bu olayın sonrasında aldığımız telefonlardan destek mesajları gerçekten bizi çok etkiledi, çok memnun etti. También de la cantidad de jóvenes que se movilizaron. Aynı zamanda gençler yine bu mesaja karşı harekete geçtiler. Y que fueron al parlamento y expresaron sus opiniones en el parlamento. Ve meclise giderek görüşlerini meclis nezdinde dile getirdiler. También fueron a la embajada nuestra, a las oficinas nuestras, a expresar su solidaridad. Bizim büyükelçiliğimizde pek çok dayanışma mesajını aldı. Y eso muestra que hay un cariño no solamente hacia el Che Guevara, sino también hacia Cuba. Bu bize şunu gösterdi. Bu sevgi yalnızca Che Guevara'nın kendisine değil, Küba'ya yönelik bir sevgiydi. Debo decir también que recibimos llamadas de personas increíbles como vendedores, o sea, comerciantes del Gran Bazar, de Estambul. Hatta İstanbul'daki büyük çarşıdan, kapalı çarşıdan kimi tüccarlar, kimi satıcılar bile bizi arayarak kendi üzüntülerini bildirdiler bu mesajı. Los cuales dijeron que gracias a este debate del Che Guevara habían aumentado sus ventas de pullover y t-shirt. Çünkü şu anda kendileri Che Guevara'nın resimlerinin de bulunduğu pek çok şey satıyorlar, pek çok tişört satıyorlar. Bu noktada üzüntülerini bizimle paylaştılar. Cuando nosotros expresamos en esta situación, debo decirlo, es algo notable, y esperábamos indicación de nuestro gobierno de cómo actuar ante esta situación, realmente de nuestro gobierno nos expresaron: no hagan, la embajada no tiene que hacer nada, el pueblo turco sabrá qué hacer. Bize bir kez bunun şunu göstermiş oldular. Burada resmi şu ya da bu kurumun söylediği sözlerin bir önemi yok. Burada Türkiye'deki halkın bizim için gösterdiği tepki, bizim için gösterdiği destek her şeyden daha önemliydi. Y así mismo fue. Ve şu anda da böyle. Şu anda da bizim için önemli olan bu. Tuvimos realmente y le agradezco a todos ustedes que una vez más hoy en día expresan su solidaridad. Böylesi bir günde de o dönem olduğu gibi dayanışmanızı göstermeye teşekkür ediyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Bu yüzden de teşekkür ediyorum özellikle size. Realmente uno se impresiona como cubano, a pesar de la distancia de miles de kilómetros que separa Turquía con Cuba,
cómo se conoce la historia de Cuba, cómo se conoce acá los logros de Cuba, cómo se conoce la historia del Che Guevara y de Fidel Castro y de la Revolución Cubana. Arada ki o binlerce kilometrelik mesafeye rağmen Türkiye'de Che Guevara hakkında, Küba tarihi hakkında, Küba devrimi hakkında ve gösterdiğimiz gelişmeler hakkında bilinenler bizi çok etkiliyor. Hoy, y bueno, diríamos que mañana hay cierta confusión en la historia de cuándo murió exactamente o cuándo asesinaron al Che. Algunos se dicen que fue el 8 de octubre y por otros datos también aparece que fue lo asesinaron el 9 de octubre. Che Guevara'nın ölüm tarihi konusunda bir karışıklık söz konusu. Genel olarak bu zamana kadar 8 Ekim'de öldüğü söyleniyordu. Fakat son dönemki araştırmalar bu tarihin doğru tarihin 9 Ekim olduğunu gösterdi bize. Como quiera que sea, hace 49 años que asesinaron o intentaron asesinar las ideas. Çünkü bundan 49 yıl önce İlyas tarafından bu cinayet gerçekleştirdiği tarihi bu şekilde saptamış bulunuyoruz. Ustedes saben que Che Guevara fue apresado durante una operación militar de los Rangers de Estados Unidos con el ejército de Bolivia. Biliyorsunuz, hepiniz de biliyorsunuz, Che Guevara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bolivya hükümetiyle birlikte yürüttüğü bir operasyon sonucu olarak katledildi. Fue apresado el día 7 de octubre en la selva boliviana. 7 Ekim'de yakalandı Che Guevara. Y allí, por supuesto, después de una batalla intensa de un pequeño grupo que comandaba el Che Guevara. O dönemde Che Guevara'nın komutan ettiği küçük bir grupla devlet arasında çok güçlü çatışmalar veriyordu. En esta batalla le dieron un tiro en el fusil que él portaba. Bu çatışmalar sırasında bir tüfek darbesiyle yaralandı. No se podía defender porque ya tenía el fusil desbaratado, o sea, no funcionaba. Kendi elindeki tüfeğiyle çalışmadığı için şey yapamadı, buna mukabele edemedi. Fue herido también en una pierna. Bir ayağından yaralanmıştı aynı zamanda buna. Y no se podía mover. Ve hareket edemiyordu. Y allí, por supuesto, aprovecharon estas fuerzas para tomarlo preso. Bu sayede de onu tutsak alabildiler. Lo llevaron a una escuelita cerca de allí. Bu bölgeye yakın bir yere getirdiler, bir küçük köye getirildi. Y allí lo hicieron prisionero y lo estuvieron cerca de un día preso. Bir günden uzun bir süre boyunca da burada tutsak olarak tutuldular. La razón de ello es que un funcionario, digamos, una persona de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. Bu sırada Kuzey Amerika İstihbaratı'ndan, ABD İstihbaratı'ndan bir kişi de bu había podido allí, había ido allí para tratar de entrevistar al Che y sacarle información. Che'yi sorgulamak ve ondan bilgi almak üzere oraya gitmişti bu CIA görevlisi. Lo único que se llevó este señor de la CIA, desgraciadamente todavía vivo, fue un cabezazo que le dio el Che, que lo único que se podía defender porque tenía las manos atadas. Che'den alabildiği tek cevap, ellerinin bağlı olmasına rağmen ona karşı gösterdiği tepki ve ona karşı gösterdiği direniş oldu. Después consultó, o sea, el general Barrientos, en aquel momento en el poder en la hermana República de Bolivia. O dönem Bolivya Cumhuriyeti'nin başında bulunan General Barrientos'la bir ilişki geçti. Había informado al gobierno de los Estados Unidos que tenían al Che Guevara preso. Yani zamanda da ABD'ye Che Guevara'nın yakalandığına dair bilgi verildi. Y por supuesto la CIA dio la orden de asesinar al Che. Bu noktada CIA, Che'nin katledilmesi için emri verdi. Esta orden llegó supuestamente el día 9 en la mañana, 9 de octubre. Bu emir 9 Ekim sabahı Bolivya'ya ulaştı. Y le dieron la orden a otro soldado, Ranger, también entrenado por la fuerza de Estados Unidos, de asesinar al Che. Burada ABD ordusuyla işbirliği içerisindeki bir kişiye Che'yi katletme görevi verildi. Allí, por supuesto, este soldado que asesinó al Che llamado Mario Terán. No pudo realizarlo en el primer intento porque la figura que emanaba del Che, su imagen, le dio miedo y le dio temor. Allí también, por supuesto, el Che le dijo, si vas a matarme, apunta bien que vas a matar a un hombre. Dedi ki Che ona, iyi nişan al. Bir erkek nasıl nişan alması öyle nişan al ve öyle öldür beni. Y después de haberse dado unos
este soldado a darse unos tragos de alcohol, le disparó una ráfaga a la 1:15 de la tarde de ese día. Ve saat 3'e kadar bu asker gitti, kendisini içkiye verdi, sarhoş oldu. Y así murió, por supuesto, Che Guevara. Ve ancak sarhoş halde katledildi Che Guevara. Che Guevara'nın ölümü bu şekilde gerçekleşti. Los soldados que estaban allí, lógicamente, robaron parte de sus pertenencias. Robaron los soldados, Aynı zamanda bu asker, bu katil, aynı zamanda şehrin üzerindeki eşyaların bir kısmını da çaldı. Arrancaron pelos de su barba. Ve silah da dahil olmak üzere koydu. Para tenerlos después y posteriormente venderlos. Había muchas imágenes por ahí sobre el Che leyendo un libro de Ataturk. Algunos dicen que es un montaje o no, pero lo cierto es que sí se sabe que él y Fidel Castro estudiaban las estrategias de guerra de Atatürk y los pensamientos de Atatürk. Che'nin üzerinde Atatürk'ün kitaplarından birinin olduğuna dair bir efsane var. Tabii ki durum böyle değil ama şunu biliyoruz. Askeri taktikleri başta olmak üzere Atatürk'ün stratejileri Che Guevara tarafından incelenmişti. Y la historia tiene coincidencias muy grandes. Tarih dediğimiz şey büyük tesadüflerin olduğu bir yer. Por ejemplo, ahora en octubre que estamos haciendo este reconocimiento y homenaje al Che, también el 6 de octubre Cuba sufrió un fuerte atentado terrorista contra un avión de comercial contra Cuba, o sea, el avión fue se hizo explotar en pleno vuelo. 6 de octubre de 1976. Tarih dediğimiz şey tesadüflerin bulunduğu bir şey. 6 Ekim 1976 yılında Küba'dan bir ticari uçağı yine çok acı bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Coincidencia también, o sea, Che Guevara fue asesinado el 9 de octubre. Yine bir başka aynı tarihe çok yakın bir tarihte 9 Ekim'de Che Guevara katledildi. Quien había anunciado ya anteriormente con su pensamiento que las acciones terroristas contra Cuba vendrían desde Estados Unidos. Ve o katledilmeden önce de Küba'ya karşı saldırıların, ABD'nin terörist saldırılarının gerçekleştiğini söylüyordu ve ilan ediyordu tüm dünyaya. Coincidencia también acto terrorista en Turquía. Yine benzer bir şekilde. El 10 de octubre. Ekim ayında Türkiye'ye karşı terörist saldırılar gerçekleşti. Donde mueren también muchas personas y muchos amigos. Pek çok dostlarımız, pek çok insan bu saldırıda öldü. Pero coincidencia también el 10 de octubre Cuba celebra el grito de la independencia. Ama aynı zamanda 10 Ekim'de Küba bağımsızlık çağrısı dediğimiz bir günün kutlamasını yapıyor. Y por eso que digo, o sea, ese es el pensamiento del Che y lo que aúna el Che Guevara. İşte Che Guevara'nın düşüncelerinin bütününü simgeleyen bir durum. Por eso que Fidel Castro, o sea, no quiero extenderme mucho porque prefiero que ustedes hagan sus comentarios y preguntas que estamos en la mejor disposición de responder. Fidel Castro bu yüzden Che Guevara'nın anısını yaşatmak istiyor, anısına saygıya davet ediyor. Fidel Castro decir, por supuesto, es que Cuba ha contribuido notablemente al proceso de paz. Cuba fue garante de las conversaciones y continúa siendo garante del proceso de paz. Cuba, por supuesto, está a favor de la paz, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Con este proceso de paz en Colombia, por supuesto, América Latina se declararía zona de paz y ejemplo de zona de paz. Hubo un plebiscito en Colombia donde los votos indicaron no hacia el acuerdo de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno. Ama Kolombiya'daki gerillerle hükümet, Kolombiya hükümeti arasındaki barışa ilişkin olarak yapılan seçimden ayrı oy çıktı biliyorsunuz. Es una decisión de los que votaron en Colombia a pesar de que hubo un alto nivel de abstencionismo, más del 60%. Oldukça düşük bir katılım oranı vardı %60'larda. Bunu da unutmamak gerekiyor bu oy sulama sonucu düşünürken.
Es lo que patlattıkları bomba. Oradaki 103 kardeşimiz ondan önce 7 Haziran seçimleri millet kaosu seçti deyince hiçbirimizin bir şey anlamaması. Sonra Suruç'ta patlayan bir bomba, cilve gözünde alışılmadık yöntemlerle infaz edilen iki güvenlik görevlisi ve büyük bir korku ortamında tek başına AKP'yi seçmezseniz başınıza bunlar gelir diye kafaya vura vura giderken 10 Ekim saldırısı ve 1 Kasım seçim sonuçları. Pazartesi günü Türkiye'nin dört bir yanında hep birlikte çevre yoldaşlarını anıyor olacağız hep beraber. Arjantinli zengin bir ailenin çocuğu, iyi eğitim almış bir doktor. Bütün Güney Amerika'yı geziyor iki ülke hariç. Biri Dominik Cumhuriyeti, sonra oraya birisini yollayacak. Ve Güney Amerika'daki yoksulluğu, açlığı, hastalığı görüp mesleğinde aktivist bir doktor için mücadele etmek de varken şu tespitte bulunuyor. Diyor ki Güney Amerika'da çocuklar ölmesin diye doktorluk yapmak yetmeyecek. Güney Amerika'daki düzeni değiştirmek lazım. Nereden başlamalı? Jose Marti'nin söylediği yerden. O ki Küba'nın ulusal kahramanı, simgesi, hem siyasetçi, hem bir yazar, bir ozan, bir ideolog ve 1800'lerin sonu gelirken hem şiirlerini yazıyor hem mücadelenin içinde. Çünkü o zamanlar Küba İspanyol'un kolonisi ve buna son verilmesi gerektiğini söylüyor. Avrupalıların kolonisi olmaktan kurtulanların da Amerikan egemenliğine girdiğinin farkında buna karşı da ciddi bir mücadele veriyor. 1800'lerin sonunda kendi canıyla ödüyor bu mücadeleyi. Ama 1900'lerin ortalarında onun hayal ettiği Küba'yı kurmak için 26 Temmuz hareketi başlıyor. Türkçe'ye yeni çevrildi. Böyle küçücük, incecik Enrique Presia'nın çizdiği resimlerle Julio Cortázar'ın anlatımıyla Büyük Buluşma diye bir kitap var. Küba'yı mutlaka biliyorsunuz. O 82 kişiyi çıkartma yapıp ağır taarruz altında daha sonra sıra dağlarda haftalar sonra 12 kişi buluşmalarını ve daha sonra da Küba'nın devrimini başarmalarını. Ama bir kere de oradan okumanızı, bir kere de oradan takip etmenizi etmemiş olanlar için şiddetle öneririm. Türkçe'ye çok geç çevrildi. Ve 26 Temmuz hareketi 1 Ocak 1959'da Batista'nın o şeyinin iki gitmediği Güney Amerika ülkesinden Dominik Cumhuriyeti'ne kaçmasıyla bitiyor. Biz hep Dominik Cumhuriyeti'ni TV8'de Acun'un programlarından falan tuhaf tuhaf şeylerle hatırlıyoruz ama bu devrimde çok önemli bir niyet taşı. Oraya kaçıyor. Bakın Batista'nın adını eğer böyle toplantılarda cümlenin içinde kimdi o şeyin mücadele edip ülkesini kurtardığı diktatör diye anmazsa kimse anlıyor. Şey öldü, devrimciler öldüler, deniz yok, Yusuf yok ama diktatörlerin ismini kimse anmazken, anarsak biz kötü örnek olarak anarken böyle on binlerce kilometre uzakta hiç beklemediğiniz bir salonda onun aziz hatırasının önünde hepimiz saygıyla eğiliyoruz. İsmail Kahraman bunu bildi. Diktatörleri kimse hatırlamaz ama devrimciler asla unutulmaz. Bunun üzerinden buldozer gibi geçmese sığınacak sıçan deliği arayan o İsmail Kahraman o komünizmle mücadele derneklerinden, Milli Türk Talebe Birliklerinden gelen kuyruk acısıyla ne yapacağını bilemezken dönüp en son Çeye de bunu söyledi. Aslında şaşırtıcı değil. Ahir ömründe bir kez olsun bile gerçekleştiremeyeceği bir şeyi hasbelkader elde ettiği, hepimizin
sorumluluk ve utanç duyması gereken bir sürecin sonunda elde ettiği bir makamdan orada kağıttan kaplan gibi bağırıyor. Şunu söylemek lazım. Deniz Gezmiş'in de Ali İsmail Korkmaz'ın da birlikte ilham kaynağı olan birisince o ve arkadaşları bir ülke kurdular. Aslında bakan oldu o ülkede. Hazineden sorumlu bakan oldu. Sanayiden sorumlu bakan oldu. Çok farklı görevlerde bulundu ama duramadı. Çıktı dünyayı gezdi. Çin'e gitti, Hindistan'a gitti. Geldi Birleşmiş Milletler'de New York'ta konuşma yaptı. Sonra bir ortadan kayboldu. 30 yıl sonra bir kemikler getirdiler. Hala daha bile o konu tartışmalı bir konu. Amerika onu infaz etmek için eğittiği ajanları bir tanesi diyor ki biz onu bir uçak pistinin altına gömdük. Öbürü bir başka yer tarif ediyor. Ama Amerika ne yaptıysa yaptı. Bir başka ülkenin kurtuluş mücadelesinde alçakça katletti. Onu bir pistin altına mı bir dağın tepesine mi gömdü bilinmez. Ama dünyada kalbi soldan atan herkesin yüreğine gömdü. Anti-emperyalist mücadelenin, özgürlük, eşitlik mücadelesinin simgesiydi elbet. Kurtardıkları ülkede, ülkeyi birlikte kurtardığı yoldaşları, o ülkeyi dünyanın sağlık sorununu, eğitim sorununu, barınma sorununu ve güvenlik sorununu kusursuz biçimde çözmüş, hepsinin parasız ve eşit olduğu bir örneği hayata geçirdiler, yaşattılar, yaşatmaya devam ediyorlar. Çok konuşuluyor, bilmek de gerekiyor. Eczacı kimliğimle de bu konuda bir şeyler söylemek lazım. Dünya Sağlık Örgütü herkes için erişilebilir eşit sağlık hizmeti diye bir ütopyası var. Ama bu ütopyanın dünyada gerçekleştiği tek ülke Küba'dır. Dünyada tüm sağlık sistemleri onu da deneseler, bunu da deneseler en liberali de en sosyal bakış açısına sahip olanı da döner dolaşır seks zincirinde birleşir. Dünyanın tıkır tıkır işleyen tek seks zinciri Küba'dır. Küba'nın 11,5 milyon nüfusu vardır. 4 kademeli genel sıralamayla tabii bütün dünyada sağlık hizmetleri 3 basamaktan oluşur ama Küba'da bir ilave basamak daha var. 4 kademeli bir sağlık hizmeti sunmaktadır devlet. Herkese eşit, ayrımsız, doğmakla kazanılan, ölene kadar kullanılan bir haktır bu sizin için. Ve birinci basamakta aile hekimleri var. Ama bizimkiler gibi hastasını birbirinden kapmaya çalışan, hastayı memnun etmek için kolonya tutmak zorunda kalan ya da hasta en yanlış ilacı da istese yazan, yazmazsa hastasını yan odadaki aile hekimine kaptıran birbirine rakipleştirilmiş aile hekimleri yok orada. Orada bir ekip çalışmasının periferdeki en uçtaki temas noktaları var. 14.978 tane dispanser mevcut. Yani neredeyse her mahallede bir dispanser var. Her mahallede en az bir doktor, bir hemşire ve bir sağlık teknisyeni var. Sağlık sorunuyla evinden çıkan her 100 Kübalı'dan 80'i bu dispanserlerde şifa bulup evine dönüyor. Eğer buralarda çare olmazsa 14.978 dispanserin bağlı olduğu ikinci basamakta 444 tane poliklinik var. Bunlar bizim devlet hastanelerinden farklı ikinci basamaktan yatan hasta kabul etmiyorlar. Ama hepsinde çok sayıda uzman doktor var. Bu uzman doktorlar örneğin o kadar iyi yayılmış ki 444 tane poliklinik kalp krizi geçirenlerin polikliniklerde kalp krizine müdahale cihazları olan ve bizim birinci basamakla ikinci basamak arasında 1,5. Basamak diyebileceğimiz bir yerde müdahale edilebildiği için
dünyada ani kalp krizi sonucu ölüm oranının Küba'daki oran 7'de 1'dir. Çünkü neredeyse herkesin kalp krizi geçirdikten sonra ölümün sınırındaki dakikaya kadar ona müdahale edebilecek, bu konuda iyi eğitim almış 444 tane polikliniğe hızla onları ulaştırabilecek bir ambulans sistemi de mevcut. 444 tane poliklinikte çözülemeyecek dertleriniz vardır elbet. Ameliyat olacaksınızdır, yatarak tedavi göreceksinizdir. 249 tane genel hastaneleri var. Bu 249 tane genel hastanede yapılan operasyonların, tedavi edilen hastalıkların başarı oranları tüm dünyada ilk üçün içinde. Yani en başarılı ülke birinci ise Küba, en geç üçüncü oluyor orada. Ama çok büyük kısmında tamamında birinci sırada. Bizim üçüncü basamak dediğimiz onların dördüncü basamağı ise ihtisas hastaneleri ve enstitüleri. Buralarda bilimsel araştırmalar yapıyorlar. İşte aşıyı üretenler buralarda çalışıyor. Üst düzey uzmanlık kurumları bu. Bizde alt uzmanlık dalı, yan uzmanlık dalı diye ifade edilen uzmanlık dallarının tamamı ve çocuklara özel, yaşlılara özel, ilave dünyada dahi tanımlanmamış, benzerinin olmadığı birçok alt uzmanlık dalının da bulunduğu çok özel hastaneler. Birkaç tane rakam vereceğim. Çünkü yapmışlar da nasıl yapmışlar? Nasıl başarmışlar? Çok para harcayarak mı? Çok insan ayırarak mı? Küba dünyada kişi başına doktor sayısı en çok olan ikinci ülke. 1000 kişiye 6.4 doktor düşüyor. En çok ayıran Monaco birazcık daha yüksek. Onun 7 falan var. Türkiye'de 1000 kişiye 1.7 doktor düşüyor. 1000 kişiye. Devrimin ilk yıllarında ortalama yaşam süresi 50 iken şu anda kadınlarda 79, erkeklerde 78'e çıkarabilmiş durumdalar. Latin Amerika'nın en yüksek yaş ortalamasına sahipler. 5 yaş altı çocuklarda ölüm oranı 6%. Sadece 6%. Türkiye'de bu rakam geçen sene 19%'du. Anne ölüm oranı 10.000 doğumda sadece 5. Çünkü hamileler gebelikleri süresince ortalama 11 kez doktor muayenesinden geçiyorlar. Ücretsiz olarak ve kaçsalar bile doktorlara gelip onları buluyorlar. Çocukların %98,5'u 2 yaşını doldurmadan önce toplam 13 hastalığa karşı dünyanın en gelişmiş aşılarıyla aşılanıyorlar ve çocuklardaki ölüm oranındaki düşüklüğün de en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. 13 tane hastalığı saymayayım ama bizim aşı programımızda olmayan 6 tane aşı ve bizde bir dozuna 138 lira ödediğiniz lüks sayılabilecek aşılar dahi Küba'da standart ve zorunlu aşı programında. Çocuk felci, difteri, neonatal tetanos, boğmaca, kızamık, kızamıkçık, menziosefalitis ve sıtmaya karşı aşı yapmıyorlar. Çünkü bu hastalıkları Küba'dan kazımışlar. Çok özel durumlarda eğer dışarıdan bu hastalıkları taşıyan kişilerin gelmesi riski varsa buralarda bölgesel aşılama kampanyaları yapıyorlar. Onun dışında bu saydığım Türkiye'nin sadece ikisini eradike edebildiği hastalıkların 7 tanesi Küba'da yok artık. Ölüm nedenleri dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle aynı sıralamada. Enfarktüs, kanser ve serebrovasküler kazalar. Yani Türkiye'de 3400 kişiye bir diş hekimi düşerken Küba'da 1000 kişiye bir diş hekimi düşüyor. Bizde 545 kişiye bir hemşire düşerken orada 125 kişiye bir hemşire düşüyor. Ve bütün bunların sonunda bir de Küba'nın milli gelirinin ne olduğunu, dünyadaki o gelişmiş obur ekonomilere göre tek başına milli gelirinde mütevaziliğini düşünün. Bunları yapmak için sadece
Milli gelirlerin %6.3'ünü ayırıyorlar. OECD'de bu oran %8.7. Obur OECD'de %8.7 ayırarak Küba'nın her alanda birinci olduğu alanlarda belki OECD ülkelerinden birkaçı Küba'yı takip edebiliyor. Türkiye milli gelirinin son bilgime göre %5.8'ini falan harcıyor. Ama Küba'nın birinci olduğu tüm istatistiklerde OECD içinde biz sonuncu sıradayız. Bunu Türkiye niye başaramadı? Türkiye üzerinde oylanan o biraz önce hem yaşayarak hem hissederek hem teorisiyle bize bir paket halinde Tuncay abinin sunduğu mücadele Türkiye'de başarıya ulaşamadığı emperyalistlerin oyunlarına yerli işbirlikçiler alet olduğu için onu başaramadığımız için bunu da başaramadık. Refik Saydamlar, Behçet Uzlar, Nusret Dişekler sağlıkla sosyalizasyon konuştular. Çok olumlu adımlar attılar. Ama bu adımların hedefe ulaşması için birileri para ayırmadı. Çünkü Amerika'dan satın alınacak silahlar için paraya ihtiyacı vardı. Birileri zaman ayırmadı. Birileri Türkiye'nin kaynaklarını ayırmadılar. Çünkü başarılsın, birileri daha bunu başarabilsin diye kimse istemiyordu. Bu yüzden başta söyledim, birileri ÇE'ye ne dediğinin önemi yok. Ama biz Türkiye'de çok alıştınız. Bir diktatör sürekli tehdit ediyor, ölüm saçıyor. Kübalı doktor Camila Rodriguez, kanser aşısını geliştiren ve o ekibin başındaki doktor, ömrünü bu ilaca, bu aşıya verdi. Şimdi dünyanın dört bir yanından akciğer kanseri hastaları Küba'ya gidip tedavi olmak istiyorlar. Bir yandan da dünyanın ilaç devleri, dünyanın ilaç lobisi, silah lobisinden daha tehlikeli bir lobi. Camila Rodriguez'i önce bilimsel alanda yaptığı ilacın yan etkileri olabileceği, çok ölüm oranı olabileceği falan ki akciğer kanserinden 6 ay içinde ölmek üzere olan hastalar kullanıyor zaten ilacı ve 11 yıldır yaşattıkları var. Bir sürü çamur yansıtılabiliyor. Erkan Baş'ın gözaltına alınmasına, ters tepkisine, uğradığı kötü muameleye en sert tepki ve ilk yardım Cumhuriyet Halk Partili tüm milletvekilleri ve mecliste bizler yine getirdik ama yeterli değil. Söylediğiniz çok önemli bir, bugüne kadar Türkiye'deki sol hareketlerin tümü, bu tabi haddimi aşmayayım, kendi içinde bulunduğum aktif siyaset hayatını söyleyeyim, daha geriye doğru bir şey söylersem haddimi aşmış olurum. Bir matematiksel genel kavramı yanlış yerden kullanarak devam ettiler. İlkokul 2'de öğreniyoruz, ortak bölenlerin en büyüğünde bölümü buluşuyoruz hemen. Ama Tuncay abi başka bir şey diyor. O derste bir şey daha öğreniyorsunuz diyor. Ortak katların en küçüğü var. Gelin orada buluşalım. Laiklik, ortak katların en küçüğünde buluşmak için son derece uygun bir zemin ve olmazsa olmaz bir zemin. Buradaki işbirliği, birlikte olma tekliflerinin muhatabı değil, doğrudan sahibiyiz. Zaman zaman bizim de Türkiye'de birlikte mücadele ettiğimiz veya birlikte mücadele etmek istediğimiz kesimlere eleştirilerimiz oluyor. Zaten solun gereği bu. Eleştiri olmadan yürümez. Mesela geçim zamanı CHP'li, seçim zamanı HDP'li olan birçok dostumuz zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ihtiyaç duyduğunda yanlarında hissedip her türlü ihtiyaçlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal temsiliyet kişilerini, başkanın bunların en başındadır. Ama seçim zamanı geldiğinde o birlikteliği göremiyoruz maalesef. Ben burada bana bir soru yok, eleştiri var veya düzeltme talebi var. Telefonum yanımda olmadığı için şey yapamadım ama 10 Ekim'de ben 103 dedim, 105 kişi toplam. Çünkü 36 saat boyunca da şeydeydim, adli tıpta 105 cenaze olduğunu, bunların 103'ünün saldırıya uğrayan kişiler
ikisinin de saldırgan olduğunu biliyorum ama notu yollayan dost diyor ki toplam 103 kişiydiler, ikisi saldırıyor, 101 demeniz lazım. Telefonun yanında olmadığı için bakmadım. Haklıysa düzeltiyorum. Ama ben sanki 103 kişi hayatını kaybetti, iki tane de saldırgan ayrıca var diye biliyorum. Ama haklıysa düzeltiyorum. Bir de Sayın Büyükelçi'ye, biz onlardan çok şey öğrendik. Şeyinin sözleri birçoğumuz için atasözü niteliğinde. Ama ben de ona bir atasözü hatırlatacağım, İsmail Kahraman'a söylesin diye. İsmail Kahraman şey için eşkıya ve katil demiş de sonra telefon açıp özür dilemiş ya. Sayın Büyükelçi, kendisine şunu söyleyeyim. Açıkta yapılan kusurun tenhada özrü olmaz. İnsanlık için, insan için, bağımsızlık için, özgürlük için şeyi birlikte alalım istedik. Aramızda Tunçay Bey var, Özgür Baş, Özgür Bey ve Büyükelçi Sayın Kasans. Şöyle bir sıra izleyelim dedik. Önce şey Türkiye'de nasıl anlaşıldı? 68 kuşağında nasıl bir ruh oluşturdu? Hangi etkileri yarattı ve bu etkilerin nasıl sürmesini sağladı? Eski FKF ve Dev Genç MYK üyesi Tuncay Çelen bu tarihsel boyutuyla bize şeyi anlatacak. Ve sevgili Özgür Özel'di, aynı zamanda bir sağlıkçıdır. Eczacılar Odası Genel Başkanlığı da yapmıştır. Bugün Küba dendiğinde akla gelen şeylerden birisi insan hayatı, sağlık. Sağlığın kar aracı olarak kullanılmaması ve Küba'daki sağlığa yapılan yatırımların kar amacı taşımaması nedeniyle de Küba'yı ve şeyi tartışmamız, yeniden anlamamız gerekiyor. Bugünün siyasetiyle, bugünün Türkiye'sinde Çe'nin karşılığı nedir? Biz Özgür Bey'den dinleyeceğiz. Ve son olarak Küba'nın evladı Çe'yi elbette bir Kübalı bize anlatmalıydı. Ve Küba Büyükelçisi de Çe'yi son zamanlarını, Çe'nin Küba için anlamını anlatacak. Ve ben bu sırayla ilk sözü Sayın Tuncay Çelen'e vermek istiyorum. Buyurun Tuncay Bey. Merhaba. Ege'nin güneş yüzlü aydınlık insanları. Mikrofon kapalı. Çelen. Merhaba. Ege'nin güneş yüzlü aydınlık insanları. Ülkenin düz akıyı severler. Sosyalistler, Küba dostları, dini gericiliğe karşı laikliği, savaşa karşı barışı, cumhuriyet düşmanlarına karşı cumhuriyeti savunanlar, emperyalizme karşı çıkanlar, ne darbe ne dikta diyenler, hoş geldiniz. Ve sizler, ülkenin geleceği, umudumuz devrimci gençler, Abdülhamit hayranı, şeriat özlemcisi, Çe ve Atatürk düşmanı, sözüm ona kahramanlara inat, Çe'yi göğüslerinde, yüreklerinde, bilinçlerinde yaşatanlar, Berkin Elvanların, Ali İsmail'lerin, Abdocanların, Ethemlerin kardeşleri, Denizlerin, Mahirlerin, Taylanların, Ulaşların, Sinanların yoldaşları, kızlı erkekli hepinize merhaba. Sizleri devrimci yüreğimin olanca sıcaklığıyla kucaklıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Ve bugün 8 Ekim. 8 Ekim 7 çiftli kardeşimizin katledildiği 38. yıl. Ve yarın 9 Ekim. 9 Ekim'de de sosyalistlerin büyük önderlerinden Türk
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanlarından büyük insan, boyun eğmez sosyalist Beyce Boran'ı getirmiştik. Hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve 9 Ekim 1967 39 yıllık yaşantısına koca bir insanlığı, baş kaldırıyı, özveriyi, isyanı, devrimi sığdıran Ernesto Che Guevara'nın katledildiği günün 49. yılı. Evet, onu katlettiler ama öldüremediler, ölümsüzleştiler. Tıpkı denizler gibi, mahiller gibi, ulaçlar gibi ölümsüzlüğe kavuştu Che'de. Ve onlar bir masal kahramanı değiller. Onlar aramızda yaşıyorlar. Onlar hala Orta Doğu'da, Latin Amerika'da, Türkiye'de, işçi hareketleriyle içinde emperyalizme karşı mücadelenin en önünde yürüyorlar. Ve inanıyorum ki onlar bugün de buradalar. Hoş geldiniz yoldaşlar. Hoş geldiniz çocuklara. Ben bugün sizlere Çin'in yaşam hikayesini anlatacağım. Biliyorum ki sizler onu en ince detaylarına kadar biliyorsunuz. Zaten Sayın Büyükelçimiz de burada. Gerekirse o da size bilgi verir. Ben bugün size birlikte nefes aldığımız şeyle ülke savaşa sürüklendi. Aydınlar, öğrenciler, gazeteciler, hakları arayanlar zindanlara atıldı. Bugün Türkiye iktidarın sözüm onu Amerika karşıtı eylemlerine karşın ABD emperyalizminin Orta Doğu'daki jandarma statüsüne sokulmakta, kan gölünün ortasına sürüklenmektedir. Aynı şov tezgahlanıyor. Hani bir one unit vardı ya İsrail'e karşı. İsrail'in amansız düşmanlarıydı bunlar. Bir daha İsrail'e yan yana gelmeyeceklerdi. Ne oldu? Ne oldu? Özür dilerim. Bugün de sözü bana laftı Amerikan karşı Amerika'ya karşılar. Ne yapıyorlar? O İsmail Kahraman ne yaptı onu da biliyorsunuz. Hem dediler ki 15 Temmuz'un arkasında Amerika vardır. Amerika yönlendirmiştir. Ondan sonra Amerikan Genelkurmay Başkanlığı en önde İsmail Kahraman utanmadan, sıkılmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürdüler. Oralarda ziyaret ettiler. Genelkurmay Başkanlığı'nın buradaki karşıtı kimdir? Türk Genelkurmay Başkanlığı. Ne işi vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde? Bunu kendisine sormak isterim. Çeyle uğraşacağına biraz kendi meclisine sahip çıkmaya çalışsın. Yapamaz ya. Gene de söyleyelim. Evet. Ama bugün gerilemekte olan ABD emperyalizmidir. Orta Doğu'da Orta Doğu'nun jandarmasına soruldu ve Orta Doğu'dan